Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Halim. Yeni bir haftaya başladık. Ahiretten üstünde de zaten önümüzdeki haftada bayram başlıyor. Arife yoğunluğu da başlayacak bu hafta. Hepinize bol, bereketli haftalar geçirin istiyorum. Ve bol kazançlarınız olsun. Mutlu günleriniz olsun inşallah. Arkadaşlar uzun zamandan beri benden bu makinayla sakalları sıfırlamamı ve saçları sıfırlamamı istiyordunuz. Saça girmeyeceğim ama sakalları bu sıfırlamayla yapacağım. Ben zaten az önce sakalları sıfır numarayla aldım. Bitirdim o işlemi. Sadece şimdi bu makinayla komple sıfırlama olaylarını yapacağım. Ama ilk önce videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız ve beni takip ederseniz çok memnun olurum. Yorumda yazarsanız ve beğenirseniz. Eğer ki hoşunuza gitmiyorsa beğenmeyi edebilirsiniz ve beni sosyal medya hesaplarımdan Instagram'dan halim.altankingav ve salonhalimkingavofficial olarak takip ederseniz, sormak istedikleriniz olursa da oraya yazarsanız çok memnun olurum. Bu arada ben kameranın ön tarafıyla videoları çekiyorum. Arka kamerası çünkü çok iyi olmadığı için. Ben ona göre müşteriye kamerayı ayarlayacağım. Ondan sonra mesela sağ tarafı aldıktan sonra sol tarafa da ayarlayacağım. Kusura bakmayın, biraz böyle değişik bir video olacak ama şimdiden hepinizden özür dilerim. İsterseniz çok da fazla konuyu uzatmayayım ve tıraşa başlayayım. İlk önce ben bir kamerayı ayarlayayım ama. Şöyle bir yapalım. Şimdi bunu ilk önce bir aşağıya indirmem lazım. Mesela şöyle yapsak. Sanırım güzel görüyorsunuz değil mi? Merhaba. Bu da Fethi Bey. Arkadaşlar şimdi sakalları ben sıfırladım. Ama bu makinayla ilk önce carcar diye alınmıyor. Ben hatta şunu şöyle biraz daha yakınlaştırayım isterseniz. Şöyle görüyor musunuz? Evet. İlk önce yapacağınız iş, makineyi açtınız. Bunu saçta da böyle yapacaksınız. Hatta çok karanlık oldu değil mi? Şöyle yapayım ben. İlk önce böyle aşağı doğru. Ki ilk önce bu fazlalıkları alalım. Eğer ki fazlalıkları almadan makineyle direkt girerseniz hem makineyi boğarsınız hem de tam olarak almaz. Ve müşterinizin canını da yakabilir. İlk önce böyle hepsini aşağı doğru. Yavaş yavaş alıyorsunuz. Ben size şöyle de göstereyim. İlk önce aşağı doğru. Fazla bastırmadan. Zaten böyle fazlalıkları alıyor şu an. Evet. Şimdi ilk işlem bitti. Ben hatta şunu şöyle alsam nasıl olur? Şöyle güzel mi? Sanırım güzel. Şimdi ilk perdeyi aşağı doğru aldınız makinede. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi tamamen temizleme işlemine geçiyoruz. Temizleme işleminde açın makineyi. İster bu tarafıyla, isterseniz böyle. Mesela favorileri alırken favorileri çizmek istediğiniz zaman şöyle bir çizin. Ondan sonra yukarıdan aşağıya doğru deriyi de çekerek ve makineyi çok fazla sert ittirmeden, hızlı hızlı değil, yavaş yavaş. Eğer ki siz böyle bir makineyi evinizde de kullanıyorsanız evinizde de böyle alabilirsiniz. Mesela alt taraflar yukarı doğru çıkıyor burada. Aşağı doğru alın.
Ve şimdi arkadaşlar ben kamerayı diğer tarafa alacağım. Şöyle alayım. Merhaba. Bakalım buradaki görüntü nasıl? Şöyle yaklaştırsam ve gördüğünüz gibi şimdi o tarafı aldık. Dediğim gibi şimdi buraya geliyoruz. Makineyi deriyle çekerek yavaş yavaş, fazla hızlı iktirmeden makineyi şöyle göstereyim. Şöyle çevirsem sanırım görüyorsunuz. Ve bu makine bazen tıkanabilir. Bunu da şu makineyi şurada çengeli var. Buna tıklayıp açabilirsiniz. Bakın içi ne kadar dolmuş. Bunu üfleyerek veya bir fön yardımıyla temizleyebilirsiniz. Ondan sonra tekrar takma işlemine geldiğiniz zaman şuraya oturttuğunuz zaman bu da bu tarafa, bir saniye, tam tersi oldu. Şöyle yapıp ilk önce bu taraf, sonra bu taraf. Oturduğunuz zaman tam oturuyor. Tertemiz yaptık değil mi? Cildap gibi aldık. Şimdi dudak etrafına girerken şu kısma şöyle uçlarıyla alırsanız, çünkü bu makinelerin dişleri birbirine çok yakın olduğu için bazen eti kapabilme imkanı oluyor. Ona çok dikkat edin. Şuraları böyle. Şöyle size yüzü göstereyim artık. Tertemiz oldu bakın. Şöyle. Orada da Adem Bey'imiz oturuyor. Adem, el sallalım. Allah'ım yarabbim. Kendisi biraz niyetli, o biraz gidik arkadaşlar. Ona hiç bakmayın, takılmayın. Şöyle tertemiz yaptık gördüğünüz gibi. Bu taraftan da böyle göstereceğiz artık. Artık burası biraz karanlığa geliyor ha. Artık kusura bakmayın yani. Yapacak bir şey yok artık onu. Gördüğünüz gibi tertemiz yapmış oldu. Bu arada 9 dakikalık bir video oldu galiba. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim olayım bu kadar. Bu makineyle andislerin sıfırlama ve bahılların finalleriyle alırken böyle alırsanız çok daha iyi olur. Direkt kazımadan ilk önce bir katı alıp üstüne ikinciyle alırsanız hem daha temiz hem de müşterinin canı yanmaz olur. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Beni Instagram'dan dediğim gibi takip edebilirsiniz. Sormak istedikleriniz varsa sorabilirsiniz. Yorumlara da ulaşabilirsiniz. Ayrıyeten kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açmayı, yeni gelen videolardan haberdar olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hayırlı haftalar, hayırlı işler diliyorum hepinize. Görüşmek üzere.